Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da elektrik dağıtımı yapan DEDAS sorununa ilişkin açıklama yaptı. 2022'de tarım hedeflerini kamuoyuna duyurdu. Çiftçiler tarımsal girdilerdeki artışla birlikte DEDAŞ'a olan borçlarını ödeyemiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DEDAŞ'la ilgili sorunların çözülmesi için sabırlı olunmasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ulusal kanalın sorularını yanıtlayan Pakdemirli, iyiye doğru gidiş var. Çiftçiyi dinleyince çiftçi haklı, DEDAŞ'ı dinleyince onlar haklı ifadelerini kullandı. Süreci Enerji Bakanlığı'nın koordinatını söyleyen Pakdemirli, üretimin yanında olduklarını belirtti. 2050 yılındaki nüfusu beslemek için bugünkünden %60 daha fazla gıdaya, bu gıda üretimi için de %15 daha fazla suya ihtiyacımız olacağını gösteriyor. Pakdemirli, meclis planında birçok komisyonunda ise bakanlığın 2022 yılı bütçesini sundu. Gıda güvenliği vurgusu yaptı. Yerli milli kaynaklarımızı ön planda tutarak, ülkemizin gıda güvenliğini garanti altına alacak çalışmalar daima önceliğimiz oldu, olmaya da devam edecek. Pakdemirli, gıdadaki fiyat artışını önlemek için yeni uygulamalar geliştirdiklerini kaydetti. Gıda arz güvenliğimizi sağlamak için mevcut ve yeni uygulayacağımız politikalarımızı daha etkin kullanarak çiftçimizin ürettiği ürünü değerinden satıp tüketicimizi yüksek fiyat artışlarının etkilerinden koruyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Pakdemirli'nin konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri söz aldı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, tarımsal girdilerdeki artış nedeniyle gübre desteğinin aslında artmadığını söyledi. Girgin, çiftçi zarar etmiyor, iflas ediyor dedi.